Fizik 801 Klasik Mekanik 26. ders. Şimdi oldukça aşina olduğumuz denge durumunda L uzunluğu ve k yay sabiti olan bir yay aldığımız zaman bu yayı biraz kuvvet uygulayarak uzatabilirim. Bu durumda yay yay kuvvetiyle karşı koyacak ve denge durumunda olacaktır. Bunu sıfır konumu olarak alıyorum ve şimdi burasını daha önce kullandığımız x yerine delta l olarak alıyorum. Eğer kuvveti iki katına çıkarırsam, bu durumda delta l iki katına çıkacaktır. Hooke kanunu kuvvetin delta l ile lineer orantılı olduğunu söyler. Diğer bir deyişle delta l f ile orantılıdır. Huk kanunu geçerli olduğu sürece yeni bir şey yoktur. Eğer yayı iki kat daha uzun yaparsam bu durumda uzamayı iki kat olarak elde ederim. Çünkü iki yayı seri olarak bağladığım için bu kuvvetin etkisi altındaki her biri bu kadar uzayacaktır. İki yayı seri olarak bağladığım için delta L'yi iki kat daha uzun elde ederim. Böylece L benim yayımın uzunluğu ile doğru orantılıdır. Eğer iki yayı paralel olarak bağlarsam, birini böyle ve birini böyle, denge uzunlukları L, yay sabitleri K ve şimdi buna bir kuvvet uygularsam, bu durumda bu yayların kuvvetlerinin her biri sadece bunun yarısı olacaktır. Birlikte bu kuvvete karşı koyarlar. Başka bir deyişle, bu dış kuvveti uygulayarak elde edeceğim delta L uzama miktarı tek yay durumunda elde edilenin yarısı olacaktır. Eğer 3 tane paralel ve özdeş yay bağlarsam bu durumda verilen bu kuvvet için sadece 3'te 1 uzama elde ederim. Başka bir deyişle de, bu yayların özdeş olduğunu varsayarak delta L yayların sayısı ile ters orantılıdır. Şimdi A kesit alanına ve L uzunluğuna sahip olan bir çubuk veya bir tel kullanacağım. Ve buradan bir kuvvet uygulayacağım. Bu kuvvetin sonucunda aynen yaylarda olduğu gibi delta L kadar bir uzama verecektir. Ve eğer bu kuvveti daha büyük yaparsam kesinlikle delta L artacaktır ve Hooke kanunu geçerli olduğu sürece yay kuvveti delta L ile doğru orantılı olmak şartıyla çubuk tarafından sağlanılan yay kuvveti bunu dengeleyecektir. Yine delta L'nin kuvvet ile orantılı olduğu durum söz konusudur. 2 kat kuvvet için iki kat delta L elde ederim. Eğer bu iki çubuğu birlikte koyarsam çubuğun uzunluğunu iki kat elde ederim. Bu durumda kesinlikle her çubuk kuvvete maruz kalacağından delta L'yi iki kat olarak elde ederim. Her çubuk delta kadar uzayacaktır. Böylece iki çubuk iki delta kadar uzayacaktır. Böylece yine delta L, L ile orantılıdır. Şimdi bu iki çubuğu birbirinin yanına koyduğumu düşünelim. Aynen paralel yaylardaki gibi paralel olduklarına dikkat edin. Ve buraya F kuvveti uyguluyorum. Bu durumda eğer bunu yay kuvveti olarak adlandırırsam her biri üzerindeki yay kuvveti buradakilerin tersi yönde yarısı olmak zorundadır. Yani her ikisi de aynı kesit alanına sahip olacaklar. Böylece şimdi iki kat kesit alanı durumunda sadece yarı delta L değeri elde ederim. Ve şimdi eğer bir çubuk için burasını 2A olarak yaparsam bu durumda bu ile bu tamamıyla özdeştir ve verilen bu kuvvet için yarım delta L uzunluğu elde ederim. Ve böylece delta L'nin çubuğun kesit alanı ile ters orantılı olduğu bir durum elde ederim. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak delta L, kuvvet ve L ile doğru orantılı ve kesit alanı ile ters orantılıdır diyebiliriz. Bu durumda F bölü A DTL bölü L ile orantılıdır ve bu orantı sabiti büyük Y ile gösterilir ve buna Young modülü adı verilir. Bu Young modülü ya da Young büyüklüğüdür. F bölü A yani kuvvet bölü alan basınç boyutundadır ve bizim stres yani zorlama olarak adlandırdığımız şeydir. Ve delta L bölü L boyutsuz olup biz bunu strain yani zorlanma olarak adlandırırız. Eğer farklı yan modülü değerlerine sahip iki çubuğu karşılaştırırsak, Bu durumda aynı zorlama değeri için daha küçük y değerine sahip olan çubuk daha büyük zorlanma değeri verecektir. Başka bir deyişle bunu uzatmak daha kolaydır. Eğer yan büyüklüğü çok büyükse bu durumda son derece serttir. Bu durumda bu çubuğu uzatmak oldukça zordur. Burada sizler için bazı değerler veriyorum ve bunlar aynı zamanda webde de var. Bu yüzden kopyalamanıza gerek yok. Ve burada çeşitli metaller için yan modülü değerlerini görmektesiniz. Ve aynı zamanda aşağıda naylon için yan modülü değeri de yazılıdır. Ve bugün bunları kullanarak oldukça çok çalışacağız. İlk olarak söz konusu olan şeyin ne olduğu hakkında fikir sahibi olmak için basit bir deney yapabiliriz. R yarıçapı 0,5 cm olan bir çubuk alabilirim. Bu bana kesit alanı için 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 metrekare değerini verecektir. Bu kalınlıkta bir çubuk. Bunu çok basit yapabilirim. Uzunluğu 1 metre yaparım ve çubuğun altına M kütlesi 500 kilogram olan bir kütle asarım. Evet, 500 kilogram istiyorum. Başka bir deyişle çubuğu çekeceğim kuvvet yaklaşık 5000 Newton'dur. Şimdi kendime bu çubuğun ne kadar uzayacağı sorusunu sorabilirim. Bu delta L değerini F bölü A çarpı L bölü yang modülü eşitliğinden elde ederiz. Ve biz F'nin, L'nin ve A'nın ne olduğunu biliyoruz. Yani bu durumda verilen değerler için bu değer 6,3 çarpı 10 üzeri 7'ye eşit olur. Ve şimdi bir örnek olarak çeliğe bakabiliriz. Yani çeliği alabiliriz. Y 20 çarpı 10 üzeri 10 Newton bölü karedir. Ve bunu burada yerine koyarız. Ve bu durumda delta L uzamasını sanırım milimetrenin sadece üçte biri olarak elde ederiz. Gerçekten 0,3 milimetre. Bir düşünün, 1 santimetre kalınlığındaki çelik bir çubuk 1 metre uzunluğunda ve ben ona 500 kilogram asıyorum ve çubuk sadece milimetrenin onda üçü kadar uzuyor. Sizler bunu göremezsiniz bile. Ancak eğer gidip bir çubuk yaparsanız, bu bir ip de olabilir, eğer bunu 55 kat daha düşük yan modülüne sahip olan naylondan yaparsanız, o sayıyı kullanmak zorunda değilim. Yaklaşık 55 kat daha küçüktür. Bu durumda, delta L 55 kat daha büyük olacaktır. 1 milimetre'nin 3'te biri yerine 17 milimetre gibi bir değer elde ederim. Ve siz bunu çıplak gözle görebilirsiniz bu kalınlıkta bir naylon alıyorum ve ona 500 kilogram asıyorum ve onun 1,7 santimetre daha uzun olduğunu görebiliyorum. Bunu gözlerinizle görebilirsiniz. Bu çubuklara daha fazla ağırlık eklemeye başlarsam, bugün tartışacağımız gibi bu durumda oldukça ilginç olan şeyler meydana gelecektir. Üzerine ağırlık eklemeye devam ettikçe bir şeyin olacağı kesindir. Kopacaktır. Ve kopma noktası orada üçüncü sütunda verilmiştir. Ve biz bunu nihai kopma gerilmesi olarak adlandırırız. Böylece F bölü A yani bu değer çok büyürse bu durumda taşıyıcı basitçe kapacaktır. Eğer buradaki durumu çelik çubuk durumunu ele alırsak F bölü A 6,3 çarpı 10 üzeri 7'dir. Çünkü L bir hatırlayın bu durumda oraya bakarsanız bu değerin altındadır ve çelik kopmayacaktır. Çok güvenliyiz çünkü F bölü A değeri 5 çarpı 10 üzeri 8 olana kadar bu kopmayacaktır. Böylece bu değerden yaklaşık 10 kat uzaktayız. Bir problem yok. Hatta naylon bile güvenlidir. Çünkü naylon için zorlama 3 çarpı 10 üzeri 8 olduğundan naylon bu değere ulaşana kadar kopmayacaktır. Eğer çubuğu alüminyumdan yaparsak bu durumda 6,3 çarpı 10 üzeri 7 değerine oldukça yakınsınızdır. Böylece eğer 5000 kilogramdan biraz daha fazla kütle eklersek alüminyum çubuğunuz kopacaktır. Böylece bu metallerin özelliklerinin gerçekten çok mu çok farklı olduklarını görmektesiniz. Şimdi kopmadan önce artık zorlamanın zorlanma ile orantılı olmadığı bir durum elde ederiz. Diğer bir deyişle birazdan bir gösteri deneyiyle açıklayacağım gibi biz Huk kanundan vazgeçeriz. Malzeme deforme olmaya başlar, bir bakıma atmaya başlar ve hatta Ağırlığı kaldırsanız bile artık orijinal uzunluğunda olamayacaktır. Başlangıç uzunluğuna geri dönemeyecek fakat çok daha uzun olacaktır. Ve ben burada sizlere zorlamaya karşı zorlanma eğrisinin neye benzediğini çizmeye çalışacağım. Buraya delta L bölü L'yi ve buraya F bölü A'yı çizeceğim. Yani bu zorlama yani stres ve bu ise zorlanma yani strain'dir. Başlangıçta oldukça doğrusal olan bir bölümü göreceksiniz. Burası kanunu uyar. Ve daha sonra kuvvet eklemeye devam ettiğiniz zaman ve bunu üzerine ağırlıklar asarak yer çekimiyle yapacağız. Bu durumda bükülmeye başlar ve burada esneklik limiti dediğimiz bölgeye ulaşır. Ve bu kısım artık doğrusal olmasa bile, hukuk kanunu artık geçerli olmasa bile, eğer çubuğa veya tele asılı olan kütleyi kaldırırsanız hala sıfır noktasına tekrar dönecektir. Bu noktayı bir kez geçerseniz artık bu durum geçerli olmaz. Üstelik şimdi zorlamadaki küçük bir artışın çok büyük bir zorlanma vereceğini göreceksiniz. Böylece çubuk çok küçük bir artı zorlama ile aniden oldukça uzayacaktır. Ve eğer şimdi çubuğun üzerindeki ağırlığı alırsanız, çubuk sıfır noktasına gelemeyecektir. Fakat buralara bir yere gelecektir ve böylece kalıcı olarak deforme olmuştur. Ve genel olarak çubuk ısınır ve yapmış olduğunuz iş ısıya ve çubuğun deforme olmasına gider. Ve böylece bu eğri bu şekilde gider ve daha sonra bu şekilde gider ve burada kesilir. Ve buradaki üçüncü sütunda verilen F bölü A değerinde kopacaktır. Sizlerle bu yatay kısmı tartışmak istiyorum. Biraz şans ile bunu benim gösterimde görebiliriz. Fakat gerçekten o noktayı elde etmek oldukça zordur. Eğer eğrinin bu kısmı yata ise bu herhangi bir F bölü A değeri olmaksızın telin uzadıkça uzaması anlamına gelir. Ve biz bunu plastik akma olarak adlandırırız. Böylece tüm bu kesim plastik akma bölgesidir. Neredeyse bir sıvı gibi olur. Ve daha sonra tam burada oluşan oldukça garip bir şey vardır. Bu durumda kopma olayı gerçekleştiği zaman buradaki zorlama aslında buradakinden daha küçüktür. Ve bu sizlere sınıfta gösteremeyeceğim bir şeydir. Fakat sizlere bunun neden gerçekleştiğini açıklayabilirim. Bu noktayı geçtiğiniz zaman çubuk incelmeye başlar ve bunu elde edersiniz. Nerede inceleyeceği tahmin edilemez fakat bir yerde incelmeye başlayacaktır. Buradaki kesit alan A'dır. Ve böylece F bölü A üssü F bölü A'dan daha büyük olacaktır. Eğer bu deneyi kontrol edilebilir biçimde yapabilirseniz ve bunu yapmak için tasarlanmış cihazlar vardır, bu durumda F bölü A oranını küçültebilirsiniz. Yani zorlama küçülecektir fakat F bölü A üstü değeri hala artacaktır. Ve bundan dolayı delta L değeri de artacaktır. Ve özellikle bu metalleri test etmek için tasarlanmış makineler vardır. Yaptıkları şey F'yi oldukça küçük adımlarla arttırmaktır. Ve böyle bütün eğriyi tararlar. Fakat plastik akma bölgesine vardıkları zaman kuvveti arttırmadan önce azaltırlar ve eğer kuvvet azaltıldığı zaman delta L artıyorsa azaltmaya devam ederler ve bu kısmın grafiğini elde etmenin yolu da budur. Fakat bizlerin bunu yapması mümkün olmayacaktır. Son derece kırılgan olan metaller de vardır. Eğri çok benzer olsa bile bütün bu özelliklere sahip olsa bile bu durumda bu nokta burada olacaktır. Bu durumda bu tüm eğri zorlanma ekseninde oldukça küçük bir bölgeye sıkışacaktır. Ve bu yüzden bunun çoğunu göstermek istiyorum. En azından bazılarını göstermek istiyorum. Ve bunu orada olan düzenek ile yapacağız. Ve temel fikrin bir çizimini yapacağım. Bir bakır telimiz var. Birazdan boyutlarını benden öğreneceksiniz. Ve bakır tele sağlam bir çubuk ekleyeceğiz. Ve katı çubuğun ucunda bir ayna var. Ayna bu. Ve biz ağırlıkları buraya asacağız. Fakat bu ayna bir platformun üzerindedir ve kendi ekseni etrafında bu noktada dönebilir fakat aşağı inemez. Platform sabittir. Oldukça yakın olanlarınız için platformun olduğu yer burasıdır. Bu sabit bir platformdur ve böylece ayna sadece eğilebilir fakat aşağı gidemez. Ve şimdi sizlere tel uzadığı zaman neler olacağını göstereceğim. Tel budur. Ve burası ise çizginin olduğu yerdir. Fakat şimdi bu tel uzamıştır. Böylece tel delta L miktarı kadar daha uzundur. Yani şimdi bu nokta bu çubuğun eklendiği noktadır. Ve şimdi ayna böyle olacaktır. Eğilmiş bir aynamız söz konusudur. Delta delta açısı kadar eğilmiş bir aynamız var ve bu uzunluk L'dir. Ve biz altına bir m kütlesi asacağız ve bunu artıracağız. Ve aynanın üzerine yansıtacağımız bir lazer ışınımız var. Lazer ışını böyle geliyor. Ve bu aynaya diktir. Ve böylece buradaki açı delta teta'dır. Ve lazer ışını yansıyor ve bu şekilde dönüyor. Ve bu açı da kesinlikle delta teta'dır. Bu aynanın bir özelliğidir. Ve bu lazer ışını aynanın üzerine düşüreceğimiz lazer ışınıdır. Lazer buradadır ve aynaya düşüyor ve oradaki duvardaki nokta bu ışının yansıdığı noktadır. Yani biz sizlere duvardaki noktanın nerede olduğunu göstereceğiz. Ve duvar oldukça uzaktadır. Telden büyük L kadar uzaktadır. Ve birazdan neden böyle yaptığımızı göreceksiniz. İlk olarak bu cihazın boyutlarını size vereyim. Küçük L 36 santimetredir. Bu bakırdır. Bu çubuğun D uzunluğu 7,5 santimetredir. Ve duvara olan uzaklık yaklaşık 16 metredir. Bakır telin yarı çapı, daha doğrusu çapı 1 inçin 20 bölü 1'i kadardır. Bu bize üretici firma tarafından çap olarak verilmiştir. Ve bu kesit alanı olarak 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 metrekare eder. Tamam. Bu delta teta açısının buradaki açının delta L bölü D olduğuna dikkat edin. Yani delta teta delta L bölü D'ye eşittir. Duvara yansıyan ışık duvara L mesafesinde çarpmaktadır. Dolayısıyla duvardaki Y uzunluğunu delta Y olarak adlandırıyorum. Yani duvardaki yer değişimine delta y diyorum ve bu delta y bölü L değeri 2 delta teta'ya eşit olacaktır. Bu küçük açı yaklaşımıdır. Oldukça iyi bir yaklaşımdır. Teta radyan birimindedir. Bu açı 2 delta teta'dır. Çünkü buradaki değişimin 2 delta teta olduğunu görüyorsunuz ve böylece delta y 2L çarpı delta teta'ya eşittir. Bu da delta y'nin 2L çarpı delta L bölü D'ye eşit olması demektir. Ve şimdi yapmış olduğumuz şeye bakınız. Şimdi ölçemeyeceğimiz bir şeyi, çünkü L milimetrinin küsuratları kadardır, duvar üzerinde ölçebileceğimiz bir şeye dönüştürdük. Çünkü bu oran 2L bölü D'dir. Ve bizim durumumuzda verilen değerler için yaklaşık 425'tir. Bu büyütme faktörü gibi bir şeydir. Böylece eğer lazer ışınının duvardaki yer değiştirmesinin 40 cm olduğunu elde edersek ki bunu görmek oldukça kolaydır, bu telin sadece 1 mm uzadığı anlamına gelir. Yani oradaki 40 cm buradaki 1 mm'ye karşılık gelmektedir. Eğer biz lazer ışınının 4 metre yukarı çıktığını görürsek, bu telin sadece 1 cm uzadığı anlamına gelir. Böylece bu etkiyi büyütmek ve ölçüm yapmak için mükemmel bir yöntemdir. Şimdi bakır telin ucuna kütle yükleme girişiminde bulunacağım. Ama aslında bunu böyle bırakabiliriz ve böylece o eriyi görebilirsiniz. Biz burada yarım kiloluk kütleyi yükleyerek başlayabiliriz. Bu durumda lazer noktasının duvarda ne kadar yukarı çıktığını yazacağım. Ve daha sonra ağırlığı yani kuvveti arttırma adımları arasında kütleleri kaldırırsam çubuğun tekrar orijinal uzunluğuna dönüp dönmediğini görmeye çalışacağız. Ve sizler belli bir zaman sonra kalıcı deformasyonun olduğunu göreceksiniz. Bu durumda tel artık orijinal uzunluğuna geri gelemeyecektir. Başka bir deyişle lazer noktası duvarda tekrar sıfır konumuna geri dönmeyecek. Daha yukarılarda bir yerde kalacaktır. Ron, o arkaya saklanmışsın. Belki öğrenciler de görebilsin diye projektörü yoldan kaldırmalıyız. Bakırtel buradadır ve bazılarınız için görmek oldukça zor olabilir sadece bir için binde 20'si kalınlığında. Dönebilen ve açısını değiştirebilen ayna burada. Veron buraya ağırlıklar koyacak ve daha sonra iki ölçüm arasında ağırlıkları tekrar kaldıracağız ve zorlamaya karşı zorlanma erisi elde etmeye çalışacağız. Sadece bu ekseni kütle olarak alacağız. Bu benim için daha kolaydır. Çünkü biz A'nın ne olduğunu biliyoruz ve böylece F bölü A'yı hesaplayabiliriz. Şimdi bu çok önemli değil ve burada sadece delta Y var. Fakat delta Y'nin her zaman delta L'den 425 kat daha büyük olduğunu aklınızda tutun. Şimdi grafiği çizeceğiz ve buna benzer bir eğri elde edip edemeyeceğimizi göreceğiz. Eğer Ron ilk yarım kilogramı koyarsa, ayna her zaman biraz salınacaktır. Bundan dolayı biraz sabırlı olmak zorundayız. Ve başlangıçta sıkılabilirsiniz. Çünkü eğrinin doğrusal kısmını elde edeceğiz. Dolayısıyla çok yavaş adım adım gidecek. İlk yarım kilogram için 5 santimetre elde ettik. Acaba bu yarım kilogramı kaldırabilir misin? Gerçekten sıfıra dönüyor. Belki çok az miktarda yukarıda ama bu çok önemli değil. Onu bir kilogram yapabilir misin? Evet. Daha yükseğe çıktığı açık. Yaklaşık 9 santimetre. 9, 10. Böylece doğrusal bölgede olduğumuzu görmektesiniz. 9 veya 10 santimetre. Ron yarım kilogramı kaldırabilir misin? 1 kilogram. Üzerinde 1 kilogram vardı. Sadece beklemek zorundayız, biraz durgunlaşsın, sönsün. Sanılım yapmakta çünkü. Bir ya da bir buçuk santimetre kadar olan oldukça küçük bir deformasyonun olduğunu görmeniz mümkündür. Buraya bir soru işareti koyuyorum. Uzaması mümkündür. Üzerine bir buçuk kilogram koyabilir misin? Evet, sanırım neredeyse soru işaretini kaldırabilirsiniz. Şimdi bir buçuk kilogramdayız. Eğer tam olarak doğrusal ise bu durumda 15 gibi bir değer bekleyebilirsiniz. Evet, gerçekten 15. Böylece hala iyi durumda. Kütleleri kaldırabilir misin? Bir buçuk kilogramı. Fakat artık orijinal uzunluğuna geri dönmek istemediğini görüyorsunuz. Şimdi kesinlikle daha uzun. Kalıcı deformasyon oluştu ve şimdi 6 cm gibi bir değerdeyiz. Kütleyi 2 kilogram yapabilir misin? 2 kilogram Eğer doğrusal ise 20'ye yakın bir değer bekleyebilirsiniz. Hala inanılmaz bir şekilde doğrusal. Bu değer görebildiğim kadar 20'ye yakındır. Fakat tüm bu değerler yarım santimetre belirsizlikten daha hassas değildir. 2 kilogramı kaldırabilir misin? Oo, şuna bakın. Şimdi net bir deformasyon söz konusudur. Artık sıfıra dönemez. Ve şimdi kesinlikle 10 santimetre daha uzun. Şimdi kütleyi iki buçuk kilogram yapabilir misin? Artık yavaş yavaş sizlerin görmenizi istediğim kısma yaklaşıyorsunuz. Ve bu nokta bir roketin havalanması gibi bir nokta. Ve oldukça küçük bir ağırlık ile ciddi anlamda hareket etmeye başlayacaktır. Henüz o noktaya yaklaşmadık fakat oldukça yakın. Şimdi değerimiz 26. 25-26. Hala oldukça doğrusal görünüyor. Kütleyi kaldırabilir misin Ron? Artık kütleyi kaldırmaya gerek yok. Çünkü kalıcı deformasyonu elde ettiğimiz açıktır. Ve böyle yapmanın artık bir önemi yok. Neden kütleyi 3 kilogram yapmıyorsunuz? Değer kaç idi? Söylediğim değer kaç idi? 20. Ne? 25 gibi bir şey. Şimdi kütlemiz 3 kilogram değil mi? Bu tel oraya dayanıyor. Sizlere söylemeliyim. 32. Evet. Kütleyi 4 kilogram yapabilir misin? Şimdi duvara çok dikkatli bakın çünkü şimdi drama başlamak üzeredir. Ne dedim? 30 kaçtı? 32 dedim. 4 kilogram. Oo, hala hareket ediyor. Hala hareket ediyor. 52-53'te kalıyor. Şimdi tahtaya bakmayın. Sadece bu noktaya bakın. Sayıyı unutmayın. 53'te değil mi? Şimdi bir kilogram daha ekleyebilir misin? Ve buna bakın. Neredeyse iki kat daha uzun oldu ve hala hareket ediyor. Hala hareket ediyor. Umarım duracak. 53 değerini yazacağım. 5 kilogram, 5 kilogram için yapıyoruz, doğru mu? 97. Şimdi 6 kilogramı koy. Şimdi bu noktaya bakın. Evet, şimdi açıkça plastik akma kısmındasınız. 1 kilogram eklediğimizde o noktanın nereye gittiğine bakınız. Hala hareket ediyor. 5 kilogram için değer neydi? 97 miydi? Şimdi 6 kilogramdayız. Oo, aslında bu benim için hala tahmin edilmesi kolay olan bir şey. Duvardaki çubuğun uzunluğunun yaklaşık 2 katı olduğunu söyleyebilirim. Bu çubuk 2 metre uzunluğundadır. Hareket ediyor mu? Hala biraz hareket ediyor. 4 metreden biraz daha fazla. 4 metreye yeterince yakın. Bir fikir vermesi için yeterince yakın. 4 metre. Böylece burası 400'dür. 7 kilogramı koy. Bu şimdi tavanı geçecek. Böylece onu kaybedeceğiz. Fakat şimdi yapmak istediğim şey kopma noktasını elde etmektir. Artık yer değiştirmesini ölçmek mümkün değildir. Fakat biz kopma noktasına oldukça yakınız. Böylece kopacağı noktaya kadar kütle yüklemesi yapacağız. Ve bu bizim nihai kopma gerilmesini ölçmemizi sağlayacaktır. Şimdi 7 kilogram dövüyoruz. 8 kilogramı koyabilir misin? <laughs> Kütleleri bitiriyoruz. Aman tanrım! 8 kilogramı koyduğunuz zaman telin koptuğunu görebildiniz mi? Gerçekten tele baktınız mı? Tamam, 8 kilogram da koptu. Ve bu değerleri buraya yerleştireyim. Bu durumda yarım kilogram için değerimiz 5. Bunu renkli tebeşirle çizeyim. Bu bana burada bir yerde bir nokta verir. Ve 1 kilogramda yaklaşık 10. 1,5 kilogramda yaklaşık 15. 2 kilogramda yaklaşık 20. 2,5 kilogramda 32, eee 25. Belki bunu biraz yukarı koydum. Biraz daha dikkatli gitmek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten müthiş veriler. İki buçuk kilogramda 25'teydik. Hayret. Bu ne kadar iyi, ne kadar güzel bir doğrusallık. Ve sonra 3 kilogramda 32. Aa, hemen hemen bükülmeye başlıyor. 4 kilogram için 53. Büküldüğünden hiç şüphe yok. Oo, evet. Ve sonra 5 kilogram için 97. Burası 5. 97 burada. Ve daha sonra bizim son noktamız. O, grafiğimizde 400 değeri bile var. Bu harika. Burası 400. Peki bunun için oradaki değer ne? 6. 1 2 3 4 5 6. Bu bizim son noktamız. Ve sonra geri kalanı yok. Fakat bakın bu ne kadar güzel görünüyor değil mi? Oldukça güzel bir eğri değil mi? Başlangıçta oldukça doğrusal. Sonra bükülmeye başlıyor. Ve bu çizgiyi nereye çizmek istiyorsan çizebilirsin ve sonra da Kopuyor. Ve şimdi bizim verileri kullanarak gerçekten yang modülünü hesaplamak için bir girişimde bulunabiliriz. Tabii ki bu durumda verilerin makul ölçüde doğrusal olduğunu düşündüğünüz bir bölgeyi seçmek zorundasınız. Yang modülünün kendisi denklem burada. F bölü A çarpı L bölü delta L'ye eşittir. A'nın ve L'nin ne olduğunu biliyoruz. Onlar hala tahtada. Ve şimdi mesele Hook kanunun hala nerede geçerli olduğunu düşünmektir. Sanırım bu tüm bölge oldukça iyi. Bu noktadan bu noktaya kadar olan kısmı alabiliriz. Çünkü bu doğrusal çizgi üzerindeki herhangi bir nokta için aynı yan modülü değerini elde edeceksiniz. Bu yüzden 2 kilogram ve 20 santimetreyi kullanacağım. Bu noktayı kullanacağım. Böylece F 200 newtona eşittir ve bu durumda delta Y 20 santimetreye eşittir. Bu delta L'nin 20 bölü 425 santimetreye eşit olması demektir. Böylece burası F bölü A çarpı L bölü ve burada delta Y var ve çarpı 425 yazarız. Ve bunun ne olduğunu görelim. F 200'dür. Değil mi? Hayır hayır. F 20'dir. Oo, oh, Bunu hemen fark ettiğimiz için mutluyum. Böylece F 20'dir. 20 Newton. Bu doğru. Alan 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 ve alana bölerim. Ve uzunluk ile çarparım. Ve bu 0,36 eder. Bunu 425 ile çarparım ve delta y'ye bölerim. Fakat delta y'yi santimetrecisinden, affedersiniz metrecisinden kullanmam gerekir. Ve böylece bu 0,2 eder. Ve 7,7 çarpı 10 üzeri 10 elde ederim. Ve bu hiç kötü değil. Çünkü hatırladığım kadarıyla bu 11 çarpı 10 üzeri 10'dur. Evet öyledir. Bu sonuç burada yapmış olduğumuz oldukça kaba bir deney için oldukça şaşırtıcıdır. Ayrıca nihai kopma gerilmesini de ölçebiliriz. Yani koptuğu zaman F bölü A değerini ölçebiliriz. Sanırım bu 8 kilogramda vuku buldu değil mi? Ve böylece bu 80 bölü bildiğimiz alan değeri olacaktır. Ve bu bana 80 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 değerini verir. Bu 4 çarpı 10 üzeri 8 newton bölü metrekare eder. Bu da aynı zamanda newton bölü metrekaredir. Ve çok da kötü değil. Oradaki değerlerden biraz daha yüksek. Fakat bu oldukça kaba bir ölçümdü. Fakat onun koptuğu anı tam olarak yakalayamadığımızı unutmayın. Biz sadece kütlece ağırlıkça yukarı doğru olan artışları elde ettik. Yani oradaki değer eğri aşağı doğru indiği zaman elde edilen bir değer olup biz bunu yapamadık. Bunu yapabilecek olanaklarımız yoktu. Zorlanmadaki yüzde değişim eğrinin doğrusal olduğu kısımda oldukça düşüktür. Kendi kendinize yüzde olarak delta L bölü L değerinin ne olduğunu sorabilirsiniz. Buradaki bölge için e eh, biz L uzunluğunun 0,36 olduğunu biliyoruz. Ve hukuk kanununun geçerli olduğu bölgenin sonuna kadar olduğumuz durumu ele aldığımızda bu durumda bundan 425 kat daha küçük olan delta L değerimiz vardır. Böylece 20 bölü 425 yani 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 2 değerini elde ederiz. Fakat bu santimetre cinsinden verilmiştir ve biz bunu metre cinsinden istiyoruz. Bundan dolayı bunu 10 üzeri eksi 2 çarpımı ile çarpmamız gerekir. Böylece pay değişir. Ve bu bana 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 3 değerini verir. Yüzde olarak bu yüzde 0,13 eder. Yani tel Hook kanunun geçerli olduğu bölgenin sonuna gelindiği zaman sadece %0,13 kadar uzamıştır. Tel koptuğu zaman genellikle metaller için uzunluk orijinal uzunluğundan yaklaşık %5 ya da 10 fazla olabilir. Bu metaller için tipik bir değerdir. Şimdi bu eğrinin doğrusal bölümünde olduğum sürece bir basit harmonik hareket oluşturabilirim. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Çünkü hukuk kanunun geçerli olduğu doğrusal kısımda tele bir ağırlık asabilir ve onun dikey olarak salınmasını sağlayabilirim. Böylece oluşan kuvvet Y çarpı A çarpı Delta L bölü L eşittir. Bu benim uyguladığım kuvvettir. Yay kuvveti buna karşı koyar. Bu durumda yay kuvveti yönü belirtmek için burada eksi işaretine sahiptir. Ve bu yaylarda görmüş olduğunuz F eşit eksi KX eşitliğine benzerdir. Ve böylece şimdi bu bizim K'mız ve delta L ise bizim X'imizdir. Ve bu durumda bunun karekök k bölü m ile verilen omega açısal hızı ve 2 pi çarpı karekök m bölü k periyodu ile salınım yapacağını tahmin edebilirsiniz. Buradaki m asmış olduğum kütledir. Eğer bizim bakır teli alırsam Y'nin ne olduğunu biliyoruz. Ve eğer bulmuş olduğumuz değerin yerine 11 alırsam fakat nasıl olsa oldukça yakınlar. Yani bizim bakır telimizi aldığımda buradaki K değeri için 5 çarpı 10 üzeri 4 newton bölü metre değerini elde ederim. Eğer şimdi üzerine 1 kilogramlık bir kütle asarsam bir salınımın periyodunu hesaplayabilirim. Periyodun tersi F frekansıdır. Ve sanırım bu 38 Hz gibi bir şey olur. Böylece bu şekilde salınacaktır. Saniyede 38 defa. Eğer 2 üzerine 12 kg asarsam, bu durumda frekans 25 Hz gibi bir şey olacaktır. Çünkü büyük kütle bana daha büyük periyot, daha küçük frekans değeri verir. Sesin hızı da yan modülüne bağlıdır. İspatını yapmayacağım ama eğer 803 dersini alırsanız bunu görürsünüz. Sizlere ses hızının yan modülü bölü malzemenin yoğunluğunun karekökü olduğunu söyleyeceğim. Ve bunları da oradaki slaytta listeledim. Evet, kare kökü. Ve böylece yan modülü ne kadar büyük ise sesin hızı o kadar büyüktür. Ve bunun anlaşılması bir bakıma kolaydır. Bunu kare kök ifadesinden görmek oldukça zordur ama bir şekilde anlayabilirim. Eğer burada bir çubuğum varsa ve bu çubuğa buradan vurursam ve bu çubuk son derece sert ise yani bu yan modülünün oldukça büyük olması anlamına gelir. Bu durumda çubuk ona buradan vurduğum zaman anında burada hareket edecektir. Eğer çubuk son derece sert değilse, eğer belli bir derecede esnekliği söz konusu ise o zaman ne olur? Bu durumda ona buradan vururum ve bu durumda bu uca kadar yayılacak olan yerel bir basınç artması oluştururum. Ve sanki bu basınç dalgası gibidir. Ses gibi bir basınç dalgasıdır. Ve bu biraz zaman alır. Ve yan modülü ne kadar büyük ise malzeme o kadar serttir ve bu dalga daha hızlı gidecektir. Eğer yan modülü çok küçük ise malzeme daha estektir. Bu darbenin bu ucu ulaşması daha uzun zaman alacak. Dolayısıyla malzemenin sertliğinin sesin hızıyla orantılı olduğunu anlamak benim için bir şekilde sezgisel açıdan keyif vericidir. Burada uzunluğu L olan bir magnezyum çubuğum var. Ve magnezyum için yazılı olan yan modülü değerini alarak ve yine orada yazılı olan Rho'ya bölerek magnezyum için sesin hızını hesaplayabilirim. Ve bu bana sesin hızını 5 km bölü saniye olarak verir. Eğer oradaki değerlere bakarsanız Onların hepsinin havadaki ses hızı değeri olan 340 metre bölü saniye değerinden daha büyüktürler. Yani magnezyum için ses hızı havadaki ses hızından yaklaşık 15 kat daha büyüktür. Eğer bu çubuğun uzunluğu L ise bu dalga sola doğru hareket etmeye başlayacak ve tekrar buraya gelecektir. Böylece periyodunu hesaplayabileceğim bir tur hareket etmiş olacaktır. Bir tam hareket yani periyot belli saniyeler süresinde tamamlanacak ve bu 2 L bölü sesin hızına eşit olacaktır. Ve böylece bu çubuğun frekansı, bu frekans ben ona vurduğum zaman oluşan salınım frekansıdır. Ve bu 1 bölü T'dir. Yani sesin hızı bölü 2 L'dir. Şimdi gelecekte 8.03 dersini alacak olanlarınız bunun çıkarılışını çok daha detaylı olarak göreceksiniz. Bu oldukça basit bir şeklidir. Sesin magnezyum çubukta hızı yaklaşık 5 km bölü saniyedir. Çubuğun uzunluğu yaklaşık 122 cm'dir ve böylece bu kabaca 2000-2100 Hz frekansına karşılık gelir. Yani bu magnezyum çubuğun frekansı yaklaşık 2100 Hz'dir. Ve bunu işitebilirsiniz. Çok güzel bir sestir. Burada tutacağım ve buraya vuracağım. Onu duyabiliyor musunuz? Hayır mı? Duydunuz mu? 2100 Hz. Güzel ses. Daha önce bu derste bu problem ile uğraşıyor olduğumuzu hatırlayın. Bir bloğumuz vardı ve ona iki ip bağlanmış idi. Bir ip burada, blok burada ve diğer ip burada. Ve onu buradan F kuvvetiyle çekiyordum. Hiçbir şey olmuyordu. Buradaki T gerilmesi F'ye eşittir. Fakat burada hem F kuvveti hem de cismin ağırlığı söz konusudur. Böylece burada T üssü olarak belirttiğimiz gerilme F artı MG eşittir. Ve eğer F'yi artırırsanız ve eğer ipler de özdeş ise ilk olarak burasının ve sonra da burasının kopacağını tartışmıştık. Çünkü ip için kuvvetin daha büyük olduğu noktada kopma ilk olarak gerçekleşecektir ve daha sonra buradan kopacaktır. Çünkü burada MG kadar fazla bir kuvvetiniz söz konusudur. Fakat böyle olmakla birlikte onu aniden hızlı bir şekilde çektiğiniz zaman buradan kopacaktır. Oldukça yavaş bir şekilde çektiğiniz zaman ve bunu tekrar yapacağım, buradan kopacaktır. Ve şimdi bunu tam olarak anlayabiliriz. Çünkü bu ipin kopması ne ifade etmektedir? Bu ipin üzgünüm gitmek zorundayım demeden ve kopmadan önce DTL miktarı kadar uzamak zorunda olacağını ifade etmektedir. Bu ip Delta L miktarı kadar uzayana kadar bu blok koparak aşağıya düşecektir. Eğer şimdi burada belli bir F kuvvetiyle çekersen F eşit M blok aşağı doğru A iğmesiyle düşecektir. Ve delta T zaman aralığında aşağı doğru 1 bölü 2 A çarpı delta D'nin karesi kadar yol alacaktır. Ve bu değer buradaki ipin hissedeceği delta L mesafesine eşittir. Fakat bunun kopmak istediği delta L değerine ulaşması bir zaman alacaktır. Ve böylece eğer onu çok hızlı çekersem ona bu zamanı tanımıyorum. Ve eğer ipi hızlı çekersem ona yeterli zamanı vermem, bu hızlı çektiğimde aşağıdaki ipin ve yavaş çektiğimde de yukarıdaki ipin kopmasının sebebidir. Burada çok ince bir tel var, bunu çok iyi göremeyebilirsiniz. Ve burada da bir tane var, bu ip ve bunların tamamı özdeş ve bu benim acil emniyet aladım. Eğer çok hızlı çekersem, görüyorsunuz alttaki koptu. Elimde görüyorsunuz ve yukarıda ip hala sağlam. Fakat eğer bunu tekrar yaparsam ve oldukça nazik bir şekilde çekersem bunu oraya bağlamak her zaman oldukça zordur. Tamam, şimdi kuvveti yavaş bir şekilde artıracağım. Bloğu aşağı gelmesi için oldukça fazla bir zaman tanıyacağım. Ve şimdi yukarıdaki ip kopuyor. İyi hafta sonları. Gelecek derste görüşürüz.